Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün 154. ayet. Bakara suresinin 154. ayetinden başlıyoruz. Tabi bugün derste dersin iki bölümü var. Birinci bölümde Kur'an-ı Azimüşşan bize bir fedakarlık dersini öğretiyor. Ama o fedakarlık beşeri bir takım arızalar, bir takım arzi istekler doğrunda değil, sadece ve sadece Allah rızası uğrunda bir fedakarlık ilkesini bize öğretiyor. Yine bu birinci bölümde bize sabır öğretiliyor ki insan hayatında sabır çok önemlidir. Özellikle çok meşakkatlerin olduğu, sıkıntıların olduğu, keşmekeşliğin arttığı hayatta sabır çok anlamlıdır. Evet, belki bize şey gibi geliyor, biraz hafif gibi geliyor ama sabır hakikaten hayatın sıkıntılarına göğüs germe noktasında çok farklı bir psikolojik bir destektir. Ondan sonra da bu ikinci bölümde de Safa ve Merve ile ilgili Rabbimiz Celle Celaluhu bir hüküm beyan ediyor. Tabi dün de ifade ettik, Kur'an-ı Azimüşşan inişiyle birlikte bir tarafta medeni bir toplumun inşa sürecini başlattı. Bir tarafta da Müslüman bir toplum. Yani Müslüman demek bugünkü manada ne idüğü belli olmayan bir Müslümanlık değil. Müslümanlık Allah'a teslim olma. Allah'a teslim olmuş bir toplumun bir toplumu inşa ediyor. Bu da oldukça çok önemli. Ve bugün insanların özellikle modern dönemde seküler kültürle yetişmiş pozitivist algıyla olaylara bakan zihniyetler bu fazla ağırlayamıyor, anlayamıyor. Evet. وَلَا تَعْبُرُوا siz demeyiniz. Kimin için? لِمَنْ يُقْتَرُ فِي اللّٰهِ Allah yolunda ölenler için. Bakınız arkadaşlar, Allah yolunda o fî sevîlillâhi, bunu biz iyi zihnimize yerleştirmemiz lazım. Dolayısıyla Kur'an burada yüce bir hedef uğrunda hayatımızı feda etme, hayatımızdan fedakarlık yapma ilkesini bize öğretiyor. O yüce hedef Allah yolunda. Tabi Allah yolunda derken yani aklınıza sadece bir namaz, oruç gibi değil. Allah yolu bütün insanları ilgilendiren her türlü erdemler, ilkeler, idealler hepsini onu düşünün. Çünkü Allah yolu demek, Allah'ın amir olduğu, emrettiği her şey buna dahil. Ki bu manada Kur'an'ın bir takım evrensel değerlerine kadar önemsediğini, onların üzerinde ısrarlarına kadar durduğunu biliyoruz. O yönden ayeti, yani Allah yolunda öldürülen derken aynı zamanda insanlık için faydalı olan, gerekli olan, önemli olan bütün ilkeleri bu Allah yolu kapsamadır. O halde modern batı medeniyetinin İslam'ın bir takım bu kutsal değerlerine, kutsal kavramlarına alternatif olsun diye uydurduğu bazı şeyler. Nedir mesela? Vatancılık. Vatancılık, tabii bu bize çok ilginç geliyor ama
vatancılık Batı medeniyetinin ürettiği özellikle ulusal devlet kavramı geliştikten ve yerleştikten sonra Allah yolundaki şehadete alternatif olsun diye bunlar vatan yolunda ölmek şehadettir diyorlar. Ha tabii o vatancılığı, vatan kavramını önemseyenler, ulusçu bir mantıkla olaylara bakanlar, onlar kendi terminolojisinde vatanı için, toprak için ölene şehit diyebilirler kendi mantıkları içerisinde. Ama İslami mantık çerçevesinde baktığımızda İslamiyet sadece ve sadece Kur'an Allah yolunda ölmeyi, Allah yolunda hayatı kaybetmeyi şehadet sayıyor. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Yani bir takım kavramlarımızı ucuza harcatmamak lazım. İslami kavramları, bugün modern dönem o İslam'ı, bir takım kavramları İslam'dan çalarak, işine geleni İslam'dan çalarak kendisi bir takım manalar yüklüyor. Bizim bu oyuna gelmemiz lazım. Yani Allah yolunda şehadet, daha doğrusu sadece ve sadece Allah'ın kelimesini, Allah'ın dinini yüceltmek için olan ölüm şehadettir. Onun dışında İslam'a göre özellikle bu gibi ayetlerde ifade edilen şehadet yok. Yani onun dışında yok. Tabii hemen belki aklınıza gelir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam men katele men kutile dune malihi ve demihi fehuve şehid. Kim mali için, efendime söyleyeyim, kanı için, yani canı için, hatta ırdı için, namusu için öldürülürse şehit. Tabii doğru. Bizim söylediklerimizle bunun arasında bir çelişki yok. Yani bir insan şahsi, özel malına birisi saldırmak istiyorsa, elinden almak istiyorsa elbette o malını bırakmayacak. O malını kurtarma adına verdiği mücadelede ölürse şehittir. Ama o şehit İslam'ın tırnak içerisinde evrensel bir değer olarak koyduğu şehadet değil. O sadece yani Allah ona bir mükafat verir ve o mücadelede, o ölümünden sorumlu olmayacak. Mücadelesinden sorumlu olmayacak ve hükmen ecir olarak Allah Celle Celaluhu ona bir şehadet, ücret, ecirini, mükafatı verir. Ama İslam'ın özellikle Allah yolunda şehadet için koyduğu hükümler, esaslar orada söz konusu değil. Evet. Ve ikinci bir şey, o bireysel manada. Ama toplumsal manada, yani toplumun tamamını ilgilendiren bir mücadelede bizim kendimize hedef olarak seçmemiz bu gibi toplumsal mücadelelerde Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın kelimesini ihya etmek, ulusçu bir mantıkla vatancılık yaparak böyle bir toplumsal şeye girmek, aşağı o Allah'ın koymuş olduğu hükme bir şerik oluyor. Dolayısıyla o oyuna gelmemek lazım. Buna çok dikkatli olmak lazımdır. Evet. Demek ki Allah yolunda ölenlere, öldürülenlere daha doğrusu, onlara ölü demeyiniz. Yani onlar sıradan ölüler değil. Ya bel ahyaun, belki onlar diri diriler. Velakin la teşur. Ancak siz onların nasıl bir hayat mertebesinde olduklarını siz anlamazsınız. Bu çok önemli. Yani burada bizim bildiğimiz ölümden sonra
yani bizim bu biyolojik manadaki ölümden sonra o Allah'ın kelimesini yüceltmek için öldürülenler, Allah onlara farklı bir, bu biyolojik hayattan farklı bir hayat verildi. Ve o hayatı da siz bilmezsiniz, anlamazsınız. Ki İsa ifade çok anlamlı ve önemli. Çünkü hakikaten biz o hayatın nasıl olduğunu, nasıl olacağını biz bilemeyiz. Sadece bize düşen nedir burada? Kabul etmek, teslim olmak, iman etmektir. Hatta hadislerde şehitlerin işte bazı yeşil kuşların karnında böyle gezdiklerini, sürekli nimetlendikleri yönünde ifadede olduğunu bilirim. Yani şehadet çok İslam'a göre, İslam'da çok farklı bir mertebedir. Ve cenneti gören hiç kimse tekrar dünya hayatına dönmeyi istemez. Şehitler müstesna. Şehitler isterler ki 10 defa hayata dönsünler. Yani bu dünya hayatına. Öldürülüp tekrar şehit olsunlar. O kadar şehadetin büyük bir fazilet ve mertebesinin olduğunu gördükleri için. Evet. Yani bu lakin la teşhurun ifadesi arkadaşlar çok önemlidir. Ve bize açıkça net bir şekilde şu mesajı veriyor. Biz o şehitlerin hayatını bugünkü bizim alış olduğumuz biyolojik bazı kriterlerle veya tıbbi bazı ölçülerle, bazı kurallarla ölçmemeye, o şekilde değerlendirmememiz lazımdır diye bize bir mesele yürüdü. Bu açıdan çok önemli. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Biz muhakkak veya yemin olsun o لَنَبْلُوَنَّكُمْدaki la gizli bir yemin cevaptan. Yani la'mı cevabı kasabın mukadder. Çünkü öyle olmazsa nebluva te'kid nununu, o şeddeli nunu almaz. Nebluvenne. Çünkü o şeddeli nunun geldiği yerlerden birisi kasam cevabı. O rastgele gelmez. Çünkü o nerede gelir? Pekiştirilmeye, vurgulanmaya ihtiyaç olan yerlerde gelir. Bunun için bu tür fiillerle onunu gördüğümüzde onun tekibini ve dolayısıyla fiilin de gizli bir yemin cevabı olduğunu anlayacağız. Ki dün de bunun üzerinde biraz durduk. Burada yine icazül hasif var. Yani vallahi lenebdüvennekum, çünkü Arap kelamının üslubundan burada bir yeminin olduğu hemencecik anlaşılıyor. Dolayısıyla yemin-i zikir edilmeye lüzum görülmemiş. Evet. Tekin nunu var. O diğeri kasem cevablamadır. Evet. Yani kasemin kendisi de bir tabi tekittir. Kasem ve tekin nunu. Tabi tekin nununun tekit ettiği yer ayrıdır. Çünkü tekin nunu sadece fiili ne yapıyor? O fiilin okuluğunu pekiştiriyor. Ama kasem bir nevi cümleyi, fiil, faal, mef'ul hepsine yöneliktir. O açıdan tekitlerin yöneldiği yerler farklıdır. Bu da değil. O Yasin ve Kur'an-ı Hakim inneke leminel mursalin. Orada birkaç tekit var. Ama burada sadece fiili tekit eden nun var. Onun dışında yemin var. Yemin sadece fiili tekit edip cümleye tekit. Cümleyi tekit ediyor. Evet. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Biz sizi imtihan ederiz. Deneriz. Neyle? Yani neyinizi? Sizin sadık bir kulluk. Allah'a teslim olmuş bir kul. Olup olmadığınızı bununla
imtihan ederiz. Tabii arkadaşlar bildiğiniz gibi imtihan, kim imtihan yapar? İmtihan sonucunu bilmeyen yapar. Mesela örneğin hoca öğrencinin net seviyesini biliyorsa hiç imtihana gerek yok. İmtihan sonucu bilmeyenlerin işidir. Şu halde Allah Celle Celaluhu için imtihan söz konusu olmaz. Zaten bizim ne yaptığımızı, ne yapacağımızı daha biz hayata gelmeden biliyor. Dolayısıyla burada yani biz sizinle imtihan edenlerin muamelesi gibi bir muamele yaparız. Yani وَلَنُعَامِلَنَّكُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ يَبْتَلِيكُمْ. Biz sizinle sizi imtihan edenlerin bir muamelesi yaparız. İmtihan edenlerin muamelesi nedir? Yani bir insanın efendime söyleyeyim bir konuda ne derece bir sabır, sebat göstereceğini göstermek için nasıl bir sınama yapar, biz sizinle öyle muamele ederiz. Çünkü neticede Rabbul Alemin Celle Celaluhu bu insan hayatımızda bir takım kurallar vesaire birçok yerde bilgisine göre değil, mesela teklif gibi vesaire birçok yerde bizim durumumuz, bizim anlayışımıza göre hüküm, yani ifadeler nasb ederek göndermiştir. Dolayısıyla bizim tarzımıza göre birisine sıkıntı veya zorluk verilirse bu ne demektir? Bu bir imtihana tabi tutulmuş demektir. Yani bunu unutmamak lazım. Evet. Biz sizi şöyle imtihan ederiz. Bir şey minel havfi, bir kısım korku, düşmandan korku veya hastalık korkusu. Buna benzer tabii. Biliyorsunuz Kur'an-ı Azimüşşan dün de ifade ettik. Bütün ifadelerinde çok seçici davranıyor. Mesela havfi mutlak bırakmış. Yani mesela men havfil aduvi diyebilirdi. Ama hem nabzı insicam açısından hem de o korkunun anlamını genel bırakma açısından minel havfi bu ben bırakmış. Mutlak bırakmış. Sizi bir şey yani korkudan vel cuvayı açlıktan ve neqsim minel emvali vel enfusi ve semerat ve mallardan, canlardan ve meyvelerden bir miktar eksiltmelerle sizi ne yaparız? İmtihan ederiz. Yani örneğin bahçeniz tam neredeyse böyle kemale ermiş, size bol meyve verecek. Bakarsınız birden bir soğuk vurdu, tamamen o meyveler gitti. Mesela canlar bu iki seneden beri görüyoruz bu pandemi ne yaptı mesela? Bu da canlardan eksilme, mallardan da yine öyle. Dolayısıyla bunlarla, bunlardan bu saydığımız mal, can ve meyvelerden eksiltme, korku ve açlıkla sizi imtihan ederiz. Yani dolayısıyla bu ayet-i kerime Müslüman bireyi şunun üzerinde yetiştirmek istiyor. Bu gibi ayetlerle hayattaki bir takım sıkıntılara karşı, musibetlere karşı dayanıklı olma, mütehammil olma. Yani ehli dünyanın yaptığı gibi hemen ufak bir şeyden bunalıma girerek, depresyon geçirerek strese uğrar değil. Mümin dediğiniz olaylara karşı, özellikle çok üzücü olaylara karşı mütehammil olması lazım. Bu müminin hayatında, hatta insanın hayatında oldukça çok önemlidir. Ve mesela Müslüman birey, İslam'a hakikaten teslim olmuş olan birey, bu ayet-i kerimenin verdiği ders çerçevesinde büyük musibetlerde nasıl bir direnç gösterdiğini görüyoruz. Hiç unutmuyorum ben. Kızıltepe'de müftüyken
bir arkadaş, bir komşumuz. Kızıltepe'nin önde gelen zenginlerinden birisi. Ticaretini oğluna bırakmıştı. Oğlu 21 yaşlarındaydı ve vefat etti kısaca. Ama o adamın, o çocuğunun ölümüne karşı o gösterdiği sabır, sebat hiç unutulmaz. Ve bu her mümin için, teslim olan her mümin için söz konusu. Hatta kaynaklarda şöyle bir olay nakledilir. Bir alim Medine'de kürsüde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mescidinde ders veriyor. Birisi geliyor kulağına eğiliyor diyor. Senin komşun senin oğlunu öldürdü. Tamam diyor. Ben diyor onu affettim. Bakınız. Hemen ben onu affettim. Gidin annesiyle affederse bırakırsınız. Yani kısası olduğu bir ortam. İşte bu esprileri, bu güzelliği hakikaten İslam anne insanı sağlar. İnsan İslam sayesinde yani derin bir Allah'a teslimiyet, onun hükmüne derin bir rıza ile bunlar karşılanabilir. Yoksa mesela çok söylüyorum bu Özal'ın ölümünden Malatya'da birisi intihar etmişti. Türkeş'in ölümünde bir iki tane ülkücü intihar etmişti. Bu niye? Çünkü o acıyı, o üzüntüye dayanamıyor. Sabır olmuyor. Böyle bir teslimiyet olmayınca dayanamıyor. İntihar ediyor. Ama mümin kemali teslimiyetle, kemali rızayla başına gelen musibetlerin Allah'tan geldiğini ve Allah'ın kendisine bu manada büyük mükafat vaat ettiğini bütün bunları inanarak ne yapar? Teslim olur ki ayet-i kerime hemen bunun mükafatını da şöyle beyan buyuruyor. وَبَشِّرِ الصَّابِرِ O sabredenlere ne olur? Müjdele. Mesela öğrenci arkadaşlarımız örneğin birçok kendisinin başarılı olduğu gördüğü bir derste sınıfta kaldı. Dolayısıyla bu da bir musibettir. Çünkü İslam'ın nazarında musibet sadece birisinin sizi yaralayarak, yumruklayarak dövmesi veya bir korona hastalığına yakalanması sadece bu musibet değil. İslam'ın nazarında mümini üzen her şey musibettir. Mümini, Müslüman bireyi üzen her şey. Bu sınıfta kalmak olsun, bu bilmem başka bir şeyle başarısız olmak olsun, bu ticarette başarısız olmak olsun. Hulasa neyse kişiyi, mümini üzen her şey musibettir. Ve mümin için tabii o yaptığı işin meşru olması kaydıyla müminin o musibete karşı, o sıkıntıya karşı katlanması, yani tahammül etmesi, sabretmesi, ah oh etmemesi onun için bir mükafatın vesilesidir. Hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahar vaktinde önündeki lambası sönünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ayşe validemiz bunda da mı var? Efendimiz evet. Yani mümini üzen her şeyde mümin için bir mükafat, bir musibet var. Ve tabii olayın büyüklüğüne göre kişinin mükafatı, o sabır mükafatı artıyor. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ İnsanlar arasında belaları, musibetleri en zor olan kimlerdir? Peygamberler. Sonra afdaliye derecesine göre. Mesela arkadaşlar dikkatinizi çekmiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam 7 çocuğu oldu. 6'sını kendisi hayattayken defnetti. Ve özellikle 3 kızı, bir kızı anneydi, çocukları vardı. Diğer 2 kızı evliydi. Diğer oğlanları da 3 oğlu da küçükken hepsi vefat etti.
ve Resulullah sallallahu hayattayken onların vefatını gördü. Ya, bu yani mesela bizim için çocuğumuza bir hastalık, bir rahatsızlık geldiğinde bile zor dayanıyoruz. Resulullah 6 tane çocuk defnediyor. Artı Mekke'den çıkarılıyor. Ki Mekke'den çıkınca şöyle beyan ifade ediyor. Mekke, Allah biliyor ki seni çok seviyordum. Eğer beni senden çıkarmasaydı da senden ayrılmazdı. Ama Resulullah onu da katlanıyor. Ve buna benzer artık. Hayatı boyunca mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tercihen de olsa hep fakir olan yaşadı. Bunlar çok büyük şeylerdi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün bu sıkıntıları çekti. Bu yönüyle bize aynı zamanda çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Evet. İşte bu sabredenlere Rabbimiz şöyle müjdeliyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَةً O sabredenler ki onların başına bir musibet, yani üzücü bir olay geldiğinde, bakınız arkadaşlar, musibetin nekirliği taklili için, azlığını göstermek için. Yani az bir musibet de olsa, onun için musibetun orada, çünkü tenvin addad olan ifadelerdendir. Yani zıt manalar ifade eden ya, kelimelerdendir. Biliyorsunuz tenvin müstakil bir kelimedir Arapçada. Kimi yerlerde tenvin tazimi ifade eder. Mesela ve innehu le kasamu, o gibi yerlerde tenvin tazimi ifade eder. Kimi yerlerde de taklili ifade eder. Mesela veya o şeyin küçüklüğünü ifade eder. Mesela burada taklil, yani küçük bir musibet de olsa o sabredenler başlarına öyle bir musibet geldiğinde kalu derler ki, bu kalu ilanın cevabıdır. Ne derler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna, yani bakınız hepimiz, yani sadece musibete maruz olan ben değil, hepimiz Allah'ın mülküyüz. O lillahideki lam mülkiyet ifade eder. Hepimiz Allah'ın mülküyüz. Madem Allah'ın mülküyüz, o zaman mülkün malike karşı ah o etme hakkı yok. Bir kere onu bilmek lazım. Malik isek, o şey, memlük isek, o malikimizden gelen şeylere razı olmamız lazım. Ve inna ileyhi raciun. Ve muhakkak hepimiz yine, bizler yani hepimiz ileyhi raciun, sadece ona döneceğiz. Yani ona varacağız ve o bizim bütün yapıp ettiklerimizin hesabını o görecektir. İşte bu inna lillahi ve inna ileyhi raciun Müslümanların bela anahtarıdır. Belayı çözme, musibeti önleme anahtarıdır. Bir musibet, bir müminin başına bir şey geldiğinde hemen bu inna lillah ve inna ileyhi raciun ifadesiyle o belanın bu ağırlığını önlemeye çalışır, bir anahtar gibi kullanır. Ve çok mesela Müslümanlar olarak bizim bir Bismillahirrahmanirrahim değil mi? Her şeye başlarken onu söylüyoruz. Çok anlamlı. Mesela bir şeye şaşırınca Subhanallah dememiz. Allah bir nimet verince Elhamdülillah dememiz. Veya yine başımıza bir sıkıntı geldiğinde La havle ve la kuvvete illa billah dememiz. Yine İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dememiz. Bunların arkadaşlar, bunlar müminin şiarıdır. Mümin bu gibi hayatının gelişmelerinde, davranışlarında bunları ne yapması lazım? Virdi zeban yapması lazım. Yani bir sıkıntıyla uğraştığında oh oh diyeceğine la havle ve la kuvvete illa billah. Bir musibet geldiğinde hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Değil mi? Bir şey bastırdığında Bismillahirrahmanirrahim. Efendime söyleyeyim, bir
garabete mucib bir şey gördüğünde Subhanallah, bir nimet, bir güzellik gördüğünde Elhamdülillah demesi lazımdır. Böylece İslam tevhidi ve Allah'a teslim olmayı bu gibi cümlelerle hayatımızın tüm alanlarına yaymış oluyor. Bunun farkında olmak lazım. Ve bu inna lillahi ve inna ileyhi raciun cümlesi çok önemli. Bunu mutlaka musibetlerde söylemek lazım. Mükafatı da çoktur. Buna bizim İslami literatürde istirca denir. Yani mesela istirca biriz diye bir ifade geçtiğinde biriz ki yani bunu söyle. Oracion kelimesinden kelime çıkararak yani küde iştikak ederek istirca ifadesi kullanır. Evet. Peki bu musibete karşı bu mübarek cümleyi kullanan ve sabreden bunları müjdele buyuruyor. O müjde nedir? Şimdi müjde yeni geliyor. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. İşte bunlar. Bu sabredip inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyenler var ya. Ulaike aleyhim. Onlar üzerinde salavatun min rabbihim. Rablarından rahmetler iner. Ve o rahmetun rahmet iner. Şimdi tabi bazı müfessirler rahmet ile salavatın birlikte gelmesi, re'fet ile rahmetin birlikte gelmesi gibi yani birbirlerini tekit etmek için ifade edenler var mesela. Raufun Rahim'de olduğu gibi. Ama Allah-u Alem kanaatince salavat kelimesi bildiğiniz gibi salatın çoğuludur. Tabi salat lügatte dua anlamında kullanılır. Sonra İslami dönemde yani İslami ıslahda salat bir namaz dediğimiz ibadet anlamına gelir. İki salat özellikle Allah'a nispet edilince rahmet, meleklere nispet edilince istiğfar, müminlere nispet edilince dua. Bu manalarda kullanılıyor İslami literatürde, İslami kaynaklarda. Ve rahmet olan salat anlamında salatı sadece peygamberler için kullanırız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin وَعَلَىٰ اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. Yani salat, peygamberler için Allah'tan gelen rahmetin, özel bir rahmetin talebidir. İbn-i Hacer, rahimahullah, Şafii Fakihi, salatı şöyle tefsir ediyor. اَرْرَحْمَةُ الْمَقْرُونَةُ بِالْتَعْظِيمِ. اَرْرَحْمَةُ الْمَقْرُونَةُ بِالْتَعْظِيمِ. Yani yüceltmenin eşlik ettiği bir rahmet. Mesela mesele şöyle anlaşılsın diye şöyle bir örnek verelim. Mesela devlet bir adama yüksek bir mertebe verince o yüksek mertebe vermekle hem ona bir nevi onu mutlu ettiği için bir nevi merhamete mazhar oluyor. Hem de teşrif edilmiş oluyor, yüceltilmiş oluyor. Şimdi Rabbül Alemin Celle Celaluhu peygamberlerine yaptığı veya peygamberler için talepte bulunduğumuz bu rahmet, bu salat ile ifade ettiğimiz bu rahmet, böyle bir rahmet. Yani tazimin eşlik ettiği bir rahmet. Yani sanki şöyle diyoruz ya Rabbi, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, senin bildiğin şekliyle rahmet et ve o rahmetle birlikte onun kendi katında yücelt. Şu halde şimdi söylemek istediğim noktaya geliyorum arkadaşlar. Salat özel bir rahmettir. Rahmet umumi bir rahmettir. Salat özel bir rahmettir. Ve burada Rabbimiz Celle Celaluhu sabredenlere o
bizim sadece peygamberler için talep edebileceğimiz o özel rahmet de olsa da edenlere rahmet ediyor diye anlıyorum. Ve bu ulaike humul muhtedun, ve bunlar humul muhtedun. Ancak böyle hidayette kemali bunlar bulurlar. Hidayette el muhtedun, yani el kamilune fil ihtida. Neden anlıyoruz bunu? Çünkü hasr var. O hasrı el muhtedune'yi bu şekilde vermezsek, o zaman diyelim ki sabreden bir insan hidayette değil mi? Hidayette olabilir. O halde humul muhtedun, yani o hasırdan hareketle bunlar hidayette kemale erenlerin ta kendileridir. Ve gerçekten de bu ifade çok anlamlı ve çok önemli ve bize çok ciddi mesaj veriyor. Niye bunlar hidayette, doğru yola bilmede, bulmada kemale ermiş oluyorlar? Çünkü başlarına gelen her şey Allah'tan olduğuna inanırlar. Dolayısıyla demek ki tevhid onların zihin dünyalarını tamamen çepeçevre sarmış, her şeyin Allah'tan geldiğini bilirler. Bu da hidayette kemal. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu ve ulaike, işte bunlar humul muhtedun. Onlar hidayette kemale erenlerin ta kendileridir. Evet, dersin birinci bölümü sabırla ilgili kısım burada bitti. Şimdi hükümle ilgili. Evet, ayet اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفُ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Önce ayetin iyi anlaşılması için nüzul sebebini görelim. Arkadaşlar, bu ayetin nüzul sebebi cahili dönemde hem Safa tepesi hem Merve tepesi üzerine bir put vardı. Sanırım Safa'nın üzerinde İsaf adında bir put vardı. Merve'nin de üzerinde Naila adında bir put vardı. Ve müşrikler o Safa Merve arasında sa'yı yaparken her Safa'ya vardıklarında o İsaf putuna sürtülürlerdi. Onun etrafında tur atarlardı. Yani ona bir tazimde bulunurlardı. Merve'ye de gittiklerinde Naile'ye öyle yaparlardı. Tabii böyle olunca bu tamamen şirk. Şirkli o bir olay. Kur'an nazil olduktan sonra, Müslümanlar, insanlar Müslüman olduktan sonra ve insanlar o tevhidin zevkine vardıktan sonra, tevhidin hayatta karşılığının ne olduğunu tam anladıktan sonra Safa ve Merve arasında sa'y yapmayı uygun görmediler. Neden? O iki puttan dolayı. Çünkü o iki put şirktir. İslamiyet'te bu kadar şirkten men ettiğine göre artık Safa ve Merve arasında sa'y yapılmaz gibi bir anlayış oluştu. İşte ayet-i kerime o anlayışı yıkmak üzere اِنَّ الصَّفَا, o Safa tepesi, وَالْمَرْوَةَ ve Merve tepesi مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ, Allah'ın dininin şairelerinden, yani bugünkü ifadeyle sembollarındandır. Niye? Çünkü ikisinin arasında sa'y yapıyoruz. Sa'y de nedir? Sa'y hem haccın bir rüknüdür. Yani önemli bir kısım alimlere göre haccın rüknüdür. Hem de ömrenin rüknüdür. Dolayısıyla Safa ve Merve min şairillah. Yani min şairi dinillah. Ve min şairi ibadetillah. Onlar Allah'ın dininin veya Allah'ın ibadetinin özel şairelerindendir. İkisi de sembollerindendir. Femen haccel beyte, o halde
kim beyti kast ederse, yani bizim İslami manada kim hacca giderse veya ziyarette bulunursa, yani ömre yaparsa, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا, onun Safa ve Merve arasında tavaf yapmasında bir günah yoktur. Çünkü zaten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettikten sonra sadece Kabe'nin içinde ve etrafında değil, Safa ve Merve, bütün Mekke ve bütün Mekke'ye yakın bütün mücavir alanlardaki putları hepsini kaldırdı. O artık bitti. Dolayısıyla bir zamanlar o putların Safa ve Merve arasında olması, bu Safa ve Merve'nin o putlara ait olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla onlar gittikten sonra yok olup gittiler ve Safa ve Merve Allah'a yapılan hac ibadetinin önemli sembollerindendir. Dolayısıyla sizin onları tavaf yapmanızda günah, günah günah demektir. Zaten Türkçe'de buradan geçmiştir. Günah yoktur. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٍ, kim gönüllü olarak hayır yaparsa, iş yaparsa, فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرُ عَلِيمٍ, Allah şükredendir. Allah her şeyi bilendir. Yani Allah o sizin gönüllüce yaptığınız hayırları, bu gönüllüce yaptığınız hayır gönüllü bir hac olur, yani nafile hac olur, nafile ömre olur, diğer aklınıza gelebilen, yani hayır kavramının, hayran kavramının altına giren tüm güzellikler ve iyilikleri kapsıyor. Dolayısıyla cümle çok cana, yani az, öz bir cümle, az bir kelimeyle adeta hayattaki tüm güzellikleri, tüm iyilikleri kim gönüllü olan yaparsa, Allah şükredendir, Allah bilendir. Bununla ilgili Urve bin Zübeyr, arkadaşlar Urve bin Zübeyr tabiinin önünde gelen alimlerindendir. Bu Zübeyr bin Avvam'ın oğludur ve Urve Aişe validemizin de şeyidir, yegenidir. Çünkü Urve Esma'nın oğludur. Esma Aişe validemizin ablasıdır. O yönüyle yegenidir. Bir gün Urve Aişe validemize gelir ve der ki, bana göre Safa ve Merve'yi ziyaret, tavaf etmek, yani aralarında sa'y yapmak gerekmez. Çünkü فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ اِيْمَا, tavaf etmede günah yok demiştir. Yani ilk vehlede bunu anlamış. Aişe validemiz biraz ona fıça atarak, sen kötü anlamışsın. Yani yanlış anlamışsın. Eğer senin dediğin gibi olsaydı o zaman şöyle diyecekti: فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَتَّوَّفَ اِيْمَا, la olacak. Yani kim hac ve ömre yaparsa onun Safa ve Merve'yi tavaf etmemesinde günah yok. Ama öyle dememiş. En yettavvafı iman. Dolayısıyla ayet onların zorunlu olmadığına delalet etmez diye Aişe validemiz çok basiretli bir tavır gösteriyor. Evet. Bundan sonra bu genel Bakara suresinin nazil olduğu genel ortamla ilgili, özellikle Yahudiler, Ehl-i Kitap o dönemde tabi biliyorsunuz Medine'nin tüm etrafı Yahudilerle kuşatılmıştı. Mesela Medine içerisinde Benu Kaynka, Kaynka kabilesi bütün Medine ticaretini ellerinde tutuyorlardı. Kuyumculuk vesaire ellerindeydi. Hatta Resul-i Ekrem Aleyhisselam bu durumu görünce Müslümanlar için bir çarşının temelini attı ve siz çarşınız burada olsun diye çok böyle dürbün bir anlayışla Resulullah Aleyhisselam Müslümanlara bir yeni çarşı kurdu.
Ha tabii ben o kaymakama gibi, ben onunla değil, ben o kurayla ve biraz ötede Hayben. Bütün bunlar Medine'ye yakın olan ve Arap toplumunda kısmında olsa sesi duyulan, ağırlığı olan Yahudilerdi. Tabii bu Yahudiler Ehl-i Kitap, evet, Tevrat'ı okuyorlar, Tevrat kitapları. Ama çok bugün olduğu gibi o gün de çok ilginç bir kavram. Ve bunların çok farklı bir takım anlayışları falan vardı. Her şeye rağmen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Medine'ye hicret ettiğinde bunlarla bir anlaşma hazırladı Yahudiler. Ki buna Türkiye'den Medine vesikası diye söz ediyorlar. Hamidullah Hoca, Allah rahmet etsin, buna ilk yazılı anayasa metni diyor. İlk yazılı anayasa. Ve o Medine vesikası veya o anlaşmaya baktığımızda çok ilginç bir takım, özellikle modern dönemde bile insanların çok istifade edebileceği bir takım ilkeler var. Mesela başta birlikte yaşama. Yani bunu çok konuşulur ya, çok konuşuluyor. Birlikte yaşama. Mesela o anlaşmanın en önemli bendi, en önemli hedeflerinden birisi Müslümanlarla Yahudilerin birlikte yaşamaları. Ve bu birlikte yaşamayı güçlendirecek, sağlamlaştıracak bir takım ilkeler de Resulullah koymuştu. Mesela bizden birisi öldürüldüğünde, ya bizden birisi, yani Müslümanlardan birisi bir kimseyi öldürdüğünde diyetini müşterek ödeyeceğiz. Sizin de öyle. Ve ondan sonra Müslümanlar lehinde, aleyhinde olan tüm sorumluluklar onlar için de söz konusu. Burası buna benzer birçok ilke vardı ama Yahudilerin tıynetinde kötülük olduğu için ve bir türlü son peygamberin, çünkü onlar bir son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını hep söylüyorlardı kitaplarından, alimlerinden bunu öğreniyorlardı. Ancak o peygamberin kendilerinden olacaklarını düşünüyorlardı. Çünkü hani onlar biz Allah'ın seçkin halkıyız diyorlardı ya. Bundan dolayı bir türlü peygamberin kendilerinden olmayışına, Araplardan oluşan bir türlü katlanamadılar. Bunu içselleştiremediler, kabullenemediler. Ve bundan dolayı her ne kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da anlaşma yapıldıysa da, imzalan o uzun anlaşma yapıldıysa da, ama her defasında o herifler o anlaşmayı bozmak istediler. Her defasında, bir keresinde, her defasında. Mesela ben o kaymakamaya bakın, ben o nadiri bakın, ben o nadiri mesela Resulullah Aleyhisselatü onlara o anlaşma gereği bir kan bedelini ödemek için gitmiş. Ama bunlar fırsat bu fırsatı deyip Resulullah'ın altında oturduğu bir duvarın üzerine çıkıp Resulullah'ın başına büyük bir kaya atmak suretiyle Resulullah'ı öldürmek istediler. Mesela ben Kurayza ne yaptı? Ben Kurayza Müslümanların en sıkışık olduğu dönemde Hendek Savaşı'nda tuttular. Müşriklerle anlaştılar. Müslümanlara hıyanet ettiler. Bunun gibi hep işleri balavere alavere ve hep işleri hıyanet vesaireydi. Onun için Kur'an Bakara suresinde özellikle ve diğer birçok medeni surede onların bu kirli girişimlerine, onların bu kirli işlerine yer vermektedir. Burada da bu okuyacağımız ayette aynı şey söz konusudur. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى Bizim izhar ettiğimiz açık beyinat, beyinatın çoğuludur. Beyine kelimesi yargı literatürüne el-beyyinetu alel muddai vel yeminu ala men enker hadisiyle geçmiş ve bu hadisle yargıda yer alan beyine nedir?
bir davanın ispatı için yeterli olan kanıt. Bir davanın ispatı için yeterli olan kanıtlayıcı. Artık o kanıt yemin olabilir, yemin şahit olabilir, iki şahit olabilir. Buna ve yine denir. Kur'an-ı Azimüşşan hem kendi ayetleri içinde hem de Tevrat'ın ayetleri için ve yine kullanır. Çünkü o ayetler o nübüvvet davasının ispatı, bu kitaplardaki içeriğin Allah'tan geldiğinin ispatı noktasında açık delillerdir. Onun için Allah-u Alem buralarda anlamlı olan beyinat kullanmış. İşte bizim indirdiğimiz bu beyineleri ve vel huda, insanların hidayetine vesile olan bilgileri, dersleri, ibretleri indirdiğimiz bunları gizleyenler, o dedim ya demin onların Kur'an bazı kirli işlerini gündeme getiriyor. Burada da çok kirli bir iş yapıyorlar. Nedir yaptıkları o kirli iş? Tevrat'ta yer alan, efendime söyleyeyim, hususları gizlemeleri. Yani hasaplarına gelmeyince gizliyorlardı. Min ba'di ma beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Biz bu inzal ettiğimizi, o ma beyyennâhu damiri, beyinat hüdayeti ma enzennâye gider. Onun için müfred müzekker gelmiş. Evet, biz o inzal ettiğimiz beyine ve hidayet verici hususları insanlara kitapta, yani Tevrat'ta açıkladıktan sonra bunu gizleyenler var ya, ulaike yelanuhumullah. Allah onları lanetlemiştir. Ve lanuhumul lainun. Ve lanet edenler de onları lanetlemektedir. Yani hem Allah onları lanetlemekte, hem de lanet edici olan müminler ve melekler de onları lanetlemektedir. Lanet biliyorsunuz nedir? Tabi İslam'da lanet çok şey bir ifadedir. Yani her yerde kullanılmaması gereken bir ifadedir. Hatta kelam alimleri belli bir kafire hususi, bir kafire bile lanet edilmeyeceğini söylüyor. Hele müminlere asla, fasık da olsa lanet edilmeyeceğini, hayvanlara lanet edilmeyeceğini söylüyor. Çünkü lanet Allah'ın rahmetinden kovulma, Allah'ın kapısından atılma. Böyle bu. Çok ağır bir şeydir. Onun için bu bedduanın ifadesi olan lanet her yerde herkes için kullanılmaz. Sadece umumi manada kafirler için lanet edilebilir. Ama hususi kafir bireyler için lanet edilmez. Hayvanlar için asla lanet edilmez. Müminler için asla ve asla. Ya lanet edilmez ki müminlere lanet konusunda farklı bir takım caydırıcı hadisler de vardır. Ama bu Yahudiler o bizim Tevrat'ta açıkladığımız o beyine ve hidayet verici hususları gizleyenler var ya, onlar çünkü çok kötü işler yapmışlar. O yaptıkları kötü iş nedir? Allah'ın indirdiği kitabı gizlemiş olmalıdır. Bundan daha Allah'ın nazarında bu çok kötü bir şeydir. Onun için Allah da onları lanetliyor. Bakınız yelan mudarif fiil. Mudarif fiil de istimrar ifade eder. Teceddüt ifade eder. Onun için mazide mudarif kalıp kullanılmış. Allah da onları lanet eder ve lanet edenler de onları lanet eder. İlla ancak, bakınız, yani dikkat edin arkadaşlar, yani tabir yerindeyse mecazi olarak Rabbimiz Celle Celaluhu bu Yahudiler, bu kirli işi yapanlara bu kadar kızgın, bu kadar onlara gadap ettiği halde ama yine de o rahmet kapısını onlara kapatıyor. Nedir? İllellezine tabu
ancak tevbe edenler ve ve aslahu, kendilerine çeki düzen verip kendilerini düzeltenler ve ve beyyenu, ve o gizlediklerini insanlara açıklayanlar. Fe ulaike, işte bunlar etubu aleyh. Tabi bu ayet bize şu manada, yani Allah Celle Celaluhu'nun tevbe kapısının herkese, kafire bile, müşrike bile, efendime söyleyeyim, kitabı tahrif eden Yahudi'ye, ehl-i kitabı bile açıktır. Tevbe kapısı. Herkes için açıktır. Bu çok önemli arkadaşlar, bir husustur. Ve bu yönüyle baktığımızda, yani kanaatince, tevbe Müslüman camia için süreklilik arz eden bir eğitim sürecidir. Yani tevbe bu manada çok anlamlıdır. Çünkü tevbenin olduğunu düşünen bir insan günahta ısrar etmez. Ben tamam bu hata işledim ama tevbe ederim, Rabbim kabul affeder. Mesela iki gün önce burada çarşıda bir dükkan diye dedim, ya sen niye namaz kılmıyorsun? Ya hocam dedi, ben bazen yalan söylüyorum. Bu yalan söyleyince nasıl namaz kılar diye. Halbuki mesela tevbe durumunu düşünürsen, tevbenin olduğunu göz önüne alırsan, böyle bir yanlışa girmemesi lazım. Yani bu yönüyle ayet çok anlamlıdır. Tevbenin herkes için açık olduğunu ifade etmektedir. Ve ulaike etubu aleyhim. Bunların tevbelerini ben kabul ederim. Ve ene tevvabur rahim. Ve ben çok rahmet eden, tevbeleri kabul edenim buyurulur. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, bu hakka kafir olanlar, وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, ve kafir olarak ölenler, bakınız bu çok önemli, وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, küfür üzere ölenler. Ve zaten bunun için sahabeler rıdvanullahi teala aleyhim son nokta anda imanı kaybetme endişesini taşımıştır. Çünkü son anda insan imanı kaybederse maadallah gider. Ve onun için o son anda, son nefeste imanı kaybetmemek ve bu ayetin hükmüne girmemek için mümin her zaman teyakkuzda olması lazım. Her zaman hazırlıklı olması lazım. Çünkü bilinmiyor. Yani. Hani Cenab-ı Peygamber buyuruyor ya, el kalbu beyne usbu'ayni min asabi'ir rahman. Kalp, Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Ve bundan dolayı Cenab-ı Peygamber'in önemli dualarından, ya mukallibel kulubi, sebbet kalbi ala dinike. Ey kalpleri evirip çeviren, kalbimi dininde sabit kal. Yani bugün hayatın bir takım keşmekeşlikleri, hayatın bu baş döndürücü gelişmeleri, bu manada bizi bir rehavete sürüklememesi lazım. Ya nasıl olsa hamdolsun ben şimdi Müslüman, tamam. Yani evet, insan hayatında Müslüman olabilir ama eğer o imanın kıymetini bilmez, onu muhafaza için bir gayreti, bir cehdi olmazsa hemen kaybedebilir. Ve bugün ne yazık ki iman hakikaten an meselesi olmuş. Yani bir anda bakıyorsun ki adam el-eyyadu billah küfrü gerektiren ifadeleri hiç umursamadan kullanıyor. O açıdan çok dikkat etmek lazım. İşte kafir olup ve kafir olarak ölenler var ya, ulaike aleyhim lanetullahi vel melaiketi vel nasi ecma. Hem Allah'ın, hem meleklerin, hem de bütün insanların laneti onlar üzerindedir. Yani bu tabii şunun ifadesidir. Yani Allah'ın, meleklerin, insanların lanetine hak etmeleri. Yani onlar Allah'ın rahmetinden nihai derecede uzaktırlar. Ve öyledir. Çünkü biliyorsunuz ayeti kerimede اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisine şirk koşmayı affetmez. Dolayısıyla bunların uğradığı lanet kadar büyük bir lanet yok. Çünkü tamamıyla aldı. Onlara
rahmet kapısı açıktı. Bu ayet de aynı şey söylüyor. Halidine fiha. Onlar o ateşte daimi kalacaklar. Bu fiha damiri ateşe gider. Siyaktan anlaşılıyor. La yukhaffafu anhumul azab. Onların azabı da tahfif edilmez. Ve la yunzarun. Ve onlara ne mühlet verilir ve ne de rahmet nazarıyla bakılır. Çünkü onlar bütün o avantajları kaybettiler. Küfür ile ölmekle Allah'ın rahmetini celbetme, Allah'ın nazarını hak etme gibi bir takım avantajları tamamıyla kaybetmiş oluyorlar. Peki buna mukabil biz ne yapalım? Ve ilahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız tek ilahdır. Yani buna mukabil sizin müminler olarak Allah'ın tevhidine dört elle sarılmanız. Tevhid çok önemli. Ve bazen yani İslam kisvesinde ne yazık ki insanları şirki götürüyorlar. O çok tehlikelidir. Dolayısıyla Kur'an'ın bu kadar ısrarla vurguladığı o tevhiden mümin olarak çok sahip çıkmamız lazım. Bu ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek ilahtır. Yani ibadet ettiğiniz tek odur. La ilahe illahu. Ondan başka da asla ilah mabud yoktur. Huvallahman arrahmanirrahim. Ve o hem rahmandır. Dünya ve ahiretteki bütün nimetleri ihsan eden, açık gizli, görünen görünmeyen bütün rahmetleri ihsan eden, ikram eden odur. Ve Errahimu ahirette de müminlerin günahlarını affetmek, derecelerini yükseltmek, cehennemden kurtarmak, günahlarını örtmek gibi müminlere de ahirette merhamet edendir. Rabbim Celle Celaluhu o merhameti hepimizi nail etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamu alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.